Tuzun sırları ve iyileştirici faydaları. Bizler tuzuz. Gözyaşımız, idrarımız, kanımız, terimiz, her şeyimiz tuz. Peki ama bu tuzun vücudumuzdaki karşılığı nedir? Şu anda Afyon Sandıklı Termal Park Otel'de sizlerle birlikteyim. Ben Türkiye'nin en sağlıklı blog sayfasından sizlere seslenen spor eğitmeni Mahmut Talha Sağlıklı. Bugün tuzun faydalarını ve bir tuz odasında geçirdiğiniz zaman sonrası elde edeceğiniz faydaları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, Kozmik Beden Temizliği programında şu anda Afyon Sandıklı Termal Park Otel'deyim. Otelin tasarladığı bir tuz odası var. Bu tuz odasındayım. Burada uyuyabilirsiniz, yatabilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Bu esnada klasik müzik çalıyor. Ve neler elde ediyoruz bu süreç sonunda? Bunu bir konuşalım. Bildiğiniz gibi biz insanlar tuzuz. Yani bazen bu spor yaptıktan sonra tişörtünüzde mineral lekesi kaldığını görürsünüz. Bazen işte ağladığınızda o gözyaşınızın ağzınıza geldiğinde o tuzun tadını alırsınız. Yine teriniz tuzludur. Bu bağlamda tuzun vücudumuzda çok önemli bir yeri olduğunu görürüz. Ama bu odada tabii ki tutup da tuz yemiyorsunuz. Zaten yediğimiz yiyecekler de var. Gördüğünüz gibi duvarlar tamamen tuz. Tuzdan yapılmış tuğlalar. Bu tuzun odaya etkisi havadaki toz akarlarını, bakterileri yere düşürmek suretiyle havayı temizliyor. Bununla ilgili olarak astım, alerji gibi durumlarda fayda sağlayabiliyorsunuz. Nefes yollarınızın temizlenmesi, rahat bir nefes almanız noktasında fayda sağlayabiliyorsunuz. Ve sonrasında kandaki karbonmonoksit miktarı düşüyor, oksijen miktarı artabiliyor. Bu bağlamda bir tuz odasında zaman geçirdiğinizde nefes yollarınızla ilgili olarak gerçekten olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Aynı zamanda tuzun radyasyona karşı da etkili olduğunu biliyoruz ki Japonya'da meydana gelen bir nükleer patlama sonrası Japon halkı vücudunu tuzla olmuş ve bu tuzlarla birlikte ne yapmıştı? Vücudunu radyasyondan arındırmaya çalışmıştı. Evet. Yani hocamın da dediği gibi tuzsuz Deli Bekir niye delirdi? Tuzsuz kaldığı için olabilir mi acaba diye soruyoruz. Şu an burada gördüğünüz tuzlar Himalaya tuzu. Çankırı'dan da çıkıyor ülkemizde. Himalaya'daki tuzlar biraz daha yaş itibariyle daha yaşlı olduğu için burada yüz binlerce yıllardan bahsediyoruz. On binler, yüz binler. Ve bu yıllar ilerledikçe tuzun damarları artıyor ve tuzdaki mineral seviyesi artıyor. Aslında bunun içinde 84 çeşit mineral var. Yani biz vücutta terlediğimizde de hareket ettiğimizde kaybettiğimiz faydalı mineralleri tuzdan geri alabiliyoruz. Tabii ki ölçüsünde abartmadan ve yine böyle bir tuz odasında uyuduğunuzda çok rahat bir şekilde, deliksiz bir şekilde uyuduğunuzu göreceksiniz ve rahatladığınızı hissedeceksiniz. Türkiye'nin sağlıklı bölgelerini, sağlıkla ilgili bütün uygulamaları sizler için Mahmut Talha Sağlıklı olarak keşfediyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Beni izlemeye devam edin.